Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed No Limits videosu ile karşınızdayım. Ben Atabo, Need for Speed No Limits videosu sizlerle birlikte Takeover etkinliğinde tam gaz kaldığımız yerde 3. ve 4. günü oynuyor olacağız. Daha fazla Need for Speed No Limits videolarının gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacağı bir beni bırakmayı, kanalımıza daha abone değilseniz de ne yapacağınızı daha çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Asap'taki hali yani başlamaya hazır mısın falan diye soruyor ve ardından tabii ki de yarış başlıyor. Bu arada sevgili arkadaşlar, videoyu aceleyle çekiyor olmamdan ötürü olarak şu an videoyu dışarıda çekiyorum. Hani şimdiden haberiniz olsun, sonra arkadan neden sesler geliyordu vesaire diye sorarsanız sebebi budur. Ben de kendi aracımı aldım, hadi yakala beni diyor sevgili Asap Rocky. Asap Rocky'yi tanımayanlar bilmeyenler için kendisi Need for Speed Unbound'daki kritik karakterlerden bir tanesi. Devamlı olarak kendisiyle kapışıp rekabet ettiğimiz karakterlerden, yarışçılardan bir tanesi kendisi. Zaten bu arabayı alacak olmamızın sebebi de bu. Bu Takeover etkinliği Need for Speed Unmod Mercedes-Benz özel etkinlik olduğu için kendisi de zaten var. Hem bu araba hem de Asap Rocky'ye tekrardan hatırlatmış olalım. Eğer ki bir sıkıntı, aksilik olmazsa da bu arabayı sizlerle beraber alacağız. Hem de altın dahi harcamadan. Biraz kötü durumda kaldım bu arada videoyu çıkartmak konusunda. Çünkü hani biraz geç kaldım vesaire falan. Çünkü hani etkinlik başlayalı, 3. gün başlayalı 2,5 saat olmuş. Bu da tabii ki de benim için bilet kaybı. Ama yine de çok da problem olacağını düşünmüyorum. Özellikle ilk 2 gün bayağı ciddi anlamda para kastım çünkü. Umarım cezalandırılmayız diyerekten ilk yarışı rahat bir şekilde kazandık. Çok bir para gelmedi zaten. Bu arada Rocky'de Jaguar F-Type arabasını kullanıyormuş. Hadi bakalım, hadi bakalım. Upgrade'lerimizi, geliştirmelerimizi direkt olarak yapalım. Çıksın aradan. Şöyle direkt olarak yükseltmemizi yapalım. PR değeri 309 oldu. Hatta ben dükkandan bir tane şuradan bir nitro parçası alayım. Nitroyu 2 yıldıza çıkartmak için. İşimize yarar muhakkak. Ne kadar PR değeri o kadar bizim için iyi. Sonuçta ilerideki günlerde PR değerini yüksek tutmamız gerekiyor ki ekstra yarış yapmak zorunda kalmayalım gereksiz fazla. Evet, ikinci yarıştan kaldığımız yere devam ediyoruz. Amaç direkt benim biletleri bitirmek olacak. Elimden geldiğince. Haberiniz olsun. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım vesaire. Zaten yine söyleyeceğim. Sana Takeover hakkında ekstra bilgi vermeme izin ver dedi. Önce yarışı kazanmamızı isteyecek herhalde. Neyse sevgili arkadaşlar, hani ben devamlı olarak videoları kesmek zorunda kalıyorum. Sonlandırıp tekrar başlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü tek seferde hani 3. 4. günü vesaire bitirmek mümkün olmamasından ötürü hani parça parça birleştiriyorum videoları. Haberiniz olsun. Tekrar söylüyorum. Hani bilginiz olsun diye, arabası ilk katılan ilk defa izleyenler olabilir diye söylüyorum. Bu arada elinizden geldiğince drafting yapıp ondan sonra araçların yanından baka satarak geçmeye çalışın ki daha fazla para kazanabilin. Ben şimdi hatta nitroyla basacağım şöyle. Rahat bir şekilde Rocky'yi geçeceğiz. Ekstra da cebimizde para indirmiş olduk bu sayede. Gayet güzel. Bu arada sesim nasıl geliyor onu da yorumlar kısmına kesinlikle yazmayı unutmayın. Hani ona göre bir dahakine daha böyle rahat bir ortamda bir defa çekmeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Bizim mekana ihtiyacımız olacak hani adımızı vesaire ortaya çıkartabilmek adına. Tamam, okey, olur. Ayarlarız bir yer. Bizim garaj olabilir mesela. Kime söyleriz o da katılır hatta bize. Neden olmasın çünkü. Şuradan ekstra yükseltmemizi de yapalım. PR değeri hala 311. Bazen artmıyor ama bazı upgrade yükseltme yaptığımızda direkt olarak 2 artıyor. O sebeple ötürü olarak her upgrade'i, her yükseltmeyi yapmaya özen gösteriyorum. Böylece yarışlarda daha rahat edebiliriz. Denemeni istediğim bir şey var diyor. Hani buna başlamadan önce falan diyor. Tamam, bahis olarak 190L'ye koyarız. Ya yani denememizi istiyor kısacası arabaya. Yani ne kadar güçlü olduğunu vesaire bir ispatlamamızı istiyor aracın. Bakalım nasıl bir araçmış falan diyor sevgili rakip. Acaba şey mi ya? Bu Asap Rocky'nin bu Mercedes'i Unmod'da kullanmasının sebebi acaba bu etkinlikte göstereceğimiz performansla dolayı olabilir mi? Belki de olabilir. Belki de EA Games bunu planlamıştır. Çok sanmıyorum ama çünkü Unmod çıkalı galiba 1,5-2 ay oldu. Ama bence epik olurdu bayağı. Araba gayet iyi aslında. Yani tam başlangıç arabası diyebiliriz ama araba gayet iyi iş yapıyor yani. Ben memnunum en azından. Giderek daha da iyi performans gösterecek. Hatta toplamda kadar kazandık? 2.338. Hiç fena değil. Bayağı iyiymiş vesaire falan diyor. Bu araç bizim ana geleceğimiz olacak diyor. Yapacağımız şey boyunca diyor. Hani çünkü Unmod'da hani araç bahsine falan giriliyor. Yüksek miktarda para bahislerine falan giriliyor ya. O sebeple ötürü olarak Asap Rocky bizi tembihliyor.
Hop buradan ekstra yükseltmeyi de yaptık. PR değeri 313. Hatta büyük ihtimal 314 de olacaktır. Backplate'imiz var mı? Backplate'imiz de var. O zaman 316'ya çıkarmayı başardık. Gayet güzel. Hani zaten PR değerimiz 3. günü tamamlamak için %100 yetiyordu. Bir de üstüne ekstra yükseltme yapıyoruz. Daha da güzel oluyor. Bu arada Asapçım sen de hiç bize yaklaşamıyorsun ya Raki. Evet, ekstra ele yardıma ihtiyacımız olacak. Kimseyi tanıyor musun diyor. Yani hiç aracı keleğe götürmeyi düşünmedim falan diyor. Yani böyle bir aklından böyle bir plan geçeceğini düşünmüyordum bile diyor. Niye, keliyle arkadaş değil miyiz biz? Keli bize yardımcı olmuyor mu? Yoksa şey mi? Ahmad hani Cez miydi yanlış hatırlamıyorsam ismini. Cez bizi ihanet ediyordu, acaba Kenny mi bu sefer bu etkinlikte böyle geçiyor? Bu arada az önce kendi kendine duvara çarptı. Neden öyle oldu hakkında fikrim yok. Bayağı geride kaldık bu yüzden. Bayağı fazla geri düştük hem de. Umarım kaybetmeyiz. Umarım cezalandırılmayız. Hani çok güzel bir şekilde drafting'e bayağı bir para kaldırabilirdik bu yarıştan çünkü. Umarım yakalayabiliriz. Boşa bilet gitmesini istemiyorum asla çünkü. Şöyle nitroyu basalım. Hadi ha gayret hadi. O kadar arabayı yükselttik. Gözümü kara çıkarma. Yok galiba yakalayamadık. Neyse canımız sağ olsun. Bir tane biletimiz de boşa gitmiş oldu. O saçma sapan hata yüzünden. Neyse ben videoyu durdurayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta ben saçma sapan bir şekilde bir kere daha yarışı kaybettim. Bu yarışı bir kere daha kaybetmem yüzünden bilet bitti. Ama en azından çok fazla para veriyor bu yarış. Bayağı fazla para veriyormuş. Özellikle drafting yapmamızla beraber. Zaten iyi de oldu. Çünkü ben buradan bol bol hani şey falan toplayacağım. Ekstra top speed. Aracımızın azami hızını falan arttıracak ekstra parçalar falan toplayacağım. Ben şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Biletler dolduğunda ve 3. günü biteceğim zaman kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor olacağız. Evet, videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 4. gün açılması 1 saat 42 dakika var. Ben birazcık geç kaldım ama çok da problem yok. Bu arada sevgili dostlar, ben dükkana, bu Takeover Store dükkanına yani özel olarak 12.500 etkili parasına turbo kiti gelmişti. O yüzden ben de direkt olarak aldım. Hani sizin bu kadar fazla paranız yoksa, çok para biriktiremediyseniz direkt olarak hani turbodur şudur budur almaya çalışmayın. Bunları 7. günde falan yapın özellikle, çünkü hani hangi kitlerin verileceği orada belli oluyor ya. Hani mesela motor veriyorsa motor yerine turbo kiti falan alın, öyle işinize yarar. Chopship ulaştığında Kelly bizi 190 ile karşılıyor, hani laf atıyor falan vesaire diyor. Yani sadece bir tenekeden ibaretti falan sanıyordum vesaire diyor Kelly. Abi bu güzelliği mi diyorsun? Onun bir potansiyeli var. Onu tekrar ayağa kaldıracağız. Ya beni böyle işlerle, parasıyla, vaktiyle vesaire falan uğraştırmayın, değmez vesaire falan diyor. Hani ne uğraşıyoruz, araba külüstür, niye bu arabayı getiririz vesaire falan diyor. Raki de diyor ki o zaman potansiyelini bir gösterelim falan diyor. Hani aracı bir gösterelim, bak ne kadar iyi bir araba aslında falan vesaire falan diyor. Bu arada hakikaten tipine baktığımız aracı gerçekten külüstüre benziyor. Ama yani aracı kullanırken falan geliştirdikçe ne kadar aslında iyi bir araba olduğunu da gösteriyor. Gerçekten arabayı açmak için sabırsızlanıyorum. Bir de özellikle bu PvP yarışlarında bu araba bayağı önemli bir rol oynayacak. Çizgi falan toplamak açısından benim için çok kritik olacak bu araç. O yüzden ekstra geliştirmeler yapmaya çalışıyorum. Biraz önce söylediğim gibi hani sizin o kadar fazla paranız yoksa ekstra kit vesaire almayın. 7. günde çünkü paraya fazlasıyla ihtiyacınız olacak. Hani arabayı yükseltmek zaten kolay. PR değerini arttırmak kolay. O yüzden bodozlama acaba yapmayın. Benim ekstra biletim var. Uzun süre oynuyorum, aktif oluyorum falan diye. Ben harcıyorum, benim yaptığımı yapmayın ama bodozlama şekilde. Bu arada 1909 geldi. Şu an yine para iyi durumda bu arada. Bende en azından. Hani fazla aldığı parçalar falan da var. Onları da göstereyim sizlere. Eva Storage'a girelim. Bakın şu an bendeki fazla parçalar bunlar. Hani bunlarla beraber zaten nereden baksak 61 para falan ediyor. Hepsini toplasak en az. Bir de turbo kiti falan bastım zaten. PR değeri ekstra yüksek. Bakın 4. gün açıldığında oyun bizden ne kadar PR değeri isteyecek fazlasını merak ediyorum. Ya ben bunu bu aracı yolda görmek istiyorum benle beraber diyor Kele. Hani tamam yani gösteriyorsunuz iyi hoş da bir de benim bunu bizzat kendim yolda test ettirmem lazım diyor. Görmem lazım diyor. O zaman biz de tabii ki de kerekeni yapacağız. Seve seve yarışacağız. Kele ablacığım. Ya neden bize böyle trip vesaire yaptın bilmiyorum ama
Hani ben şey sanıyorum, bizi ihanet etti vesaire falan sanıyorum. Aksine olay o değilmiş. Hani araba külüstür olduğu için laf ediyormuş. Belki daha önce tamir etmeye falan çalışmışlardı, olmamışlardı. Bu arabadan bir şey olmaz denmiştir. Ama sonra bizim karakter Tyler'la beraber arabayı zor da olsa tamir ediyorlar ve bu hale geliyor şu anda. Ama araba güzel bir hale gelecek, ondan şüphem yok. Hala bir çöp, hala bir külüstür. Ama haklısın, hani tamamen çözülemez değil. Yani söz olacak şey değil. Yani neler yapılabilirmiş bir bakacağım vesaire falan diyor. Güven bana, buna pişman olmayacaksın diyor Asap Rakide. Bu arada araba iyi açılıyor yani. Biraz şu anda tabii ki de özellikle hızlanması kötü ama oradan buradan geliştirmeler yaparak zaten yürütürüz her şekilde arabayı. O yüzden benim için sıkıntı değil. Sizin için de sıkıntı olmasın sevgili arkadaşlar. Hani bu araba o kadar da iyi bir araba değil, ben niye bu arabayla uğraşayım falan demeyin. Her şekilde ihtiyacınız olacak. Özellikle etkinliklerde, PvP yarışlarında falan lazım olacak. Bir de bu arabalara özel olarak özel etkinlikler gelse, hani kar seriyesi etkinlikleri falan olsa çok ayrı güzel olur. Hadi şunu bir deneyelim. Göster bakalım aracın gücünü diyor Kelly. Şimdi Kelly ile tabii Hunter yarışı yapıyoruz. Hani bakalım beni yakalayabilecek bu külüstür diyor sevgili Kelly ablamız. Öyle bir yakalar ki Kelly'cim, öyle bir yakalar ki ama. Neyse, bu yarışı da tamamlamamızla beraber 3. günü bitirmiş olacağız. 4. gün başlar başlamaz direkt olarak video kaydına gireceğim bu arada. 5 bilet olacak büyük ihtimal. Hani ben ekstra reklam falan izlersem büyük ihtimal 6 bilet de olur yine. Yapmaya çalışırım. Hani haberiniz olsun. 4. gün başlar başlamaz direkt video kaydına gireceğim. Tekrardan bir giyin izle. Evet, rahat bir şekilde bu arada Kelly'yi de yendik. 140 metre fark atarak arabayı bayağı sağlam geliştirmişiz bu arada. Yani arabanın potansiyeli gerçekten var. Evet, düşündüğümden daha iyi gidiyormuş. Hala yapılacak şeyler falan var. İşte potansiyel diye buna denir. Yani bu harika bir şey olacak. Sana söylüyorum dostum falan diyor şimdiden diyor. Sevgili Asap Raki. Evet, 3. günde tamamladık. 3. günü tamamlamamızla beraber arabayı bir güzel yıldızlayabileceğiz, geliştirebileceğiz. Hatta onu da sizlerle beraber yapacağız. Şöyle önce bir turboyu ben bir geliştireyim ekstradan. Evet, PR değeri 344. Şimdi bu geliştirmeyle beraber bakalım kaç PR değerine ulaşacak. Arabamız Mercedes Benz'imiz. Evet, 344'ten 380'e çıktı ve araba evrim geçirdi arkadaşlar. Hani araba külüstü vesaire falan diyorduk ya, artık araba gördüğünüz gibi daha böyle eli yüzü düzgün, siyah boyanmış, lastiği falan da geliştirilmiş tatlı bir araba oldu. Bakalım 4 yıldız olduğunda ekstra evrim geçirecek mi diyor ve videoyu şu anda sonlandırıyorum. Dediğim gibi 4. gün başlar başlamaz video kaydına gireceğim. O zaman kaldığımız yerden tam gaz etkinliğe 4. günden devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha 20 dakika var 6. biletin gelmesine. Çok da önemli değil. 5 tane bilet de bizim için gayet de yeterli olur bugün için. Evet, şimdi bahsettiğimiz arabaya ulaştık. Bahsettiğimiz arabaya geldik. Vesaire falan diyor. Bu araçta işte takeover işleri falan yapacağız diyor. Ben senin gibi Black Ridge'in etrafını bilmiyorum. O yüzden birazcık şey yap diyor. Alttan al diyor. Hani eşlik edeyim sana vesaire falan diyor. İyi, gösteririz etrafı, hiç sıkıntı değil. Bu arada 4. günü tamamlamak için gereken ortalama PR değeri 380. Biz 381 var. Yani çok çok rahat bir şekilde 4. günü en azından kendi adıma söylüyorum tamamlayabileceğim. Dediğim gibi gereken PR değeri 380. Ona göre paranızı dikkatli tutun. Ve olabildiğince de diğer parçaları da toplayıp geliştirmeyi, yükseltme yapmaya özen göstermeye çalışın sevgili arkadaşlar. Bu yarışlarda zaten yarış birazcık uzun olmasından ötürü olarak, şöyle ben birazcık yavaşlayayım da Asap Raki bizi geçsin. Ben o sayede drafting yapabileyim. Bu sayede ciddi anlamda para çıkartabiliriz buradan. Dediğim gibi geçebiliyorsanız araçların yanından makas atarak geçin. Ama özellikle drafting yapmaya özen gösterin. Dediğim gibi drafting zaten çok fazla para sağlıyor. O sayede ötürü olarak drafting yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. İyi bir miktarda para gelecektir bize muhakkak. Daha iyi yarışlarım olmuştu burada oynarken ama en azından yine güzel para çıkacaktır. En azından 3500 civarı falan gelir. Evet, 3800 geldi, gayet iyi. Bu arada buralar hiç diyalog vesaire olmuyor, o yüzden direkt olarak geçiyorum. Yükseltmeleri de kalan biletleri harcadıktan sonra yaparım. Eğer ki yapabileceğimiz bir yükseltme olursa, çünkü aracı bayağı bir yükselttiğimizden dolayı PR değeri zaten bu kadar yüksek. Ama eğer ki turbo tekerleği gelirse ha, o zaman iyi olur çünkü ben turbo kiti almıştım ya. Tekrar tekrar söylüyorum, eğer ki paranız fazla değilse ve oyunda özellikle yeniyseniz
sakın ama sakın paranızı direkt olarak harcamayın. 7. günü bekleyin. 7. günde bakın hangi kitler geliyor. O kitler dışındaki kitleri almaya çalışın. Mesela vites kutusuyla ne verin? Nitro verin. Mesela siz giderseniz turbo alırsınız, motor alırsınız, tekerlek alırsınız, kit alırsınız hani. O şekilde yapın yapacaksınız. Yoksa paranız boşa gider direkt olarak. Parayı sakın boşa harcamayın bu yüzden. Özellikle 1000 etkili parasına sürekli mağazada parça falan da aramayın. Zaten saatte bir yenileniyor mağaza. Otomatik olarak o yüzden ona da dikkat edin sevgili arkadaşlar. Para beklemeyin. Özen gösterin. Ben bazen sabırsızlık edip harcıyorum. Ama benim yaptığım hatayı siz de yapmayın. Sabırlı olun. Kesinlikle ödüllendirilirsiniz. Zaten bu etkinliklerdeki, bu tarz etkinliklerdeki en büyük olaylardan bir tanesi sabırlı olmak. Ve doğru zamanda doğru parçaları toplamak. Biraz şans işi de var tabii ki sonuçta. Ani yarışları tekrar tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. PR değerini yükseltebilmek için. Aracı parçalarını toplayabilmek için. İstediğimiz parçaları toplayabilmek için. O sebepler ötürü olarak birazcık da şanslı olmanız gerekiyor. Ki daha rahat bir şekilde aracınızı yükseltin. Ama eğer ki boşa para harcamazsanız ve dikkatli bir şekilde oynarsanız. Sabırlı bir şekilde oynarsanız zaten. Yani %90 etkinliği kazanırsınız. Aracı rahat bir şekilde alırsınız %90 oranında. Geri kalan %10 hadi %20 olsun. Yani 80'e 20 olsun şans. %20'si de şans. İşi tamamen. Onu da bir ikisini vereyim. Bu arada asap rakibimizi yenmeden şöyle geçelim kendisini. Bu arada olabildiğince burada da ters şeritte sürmeye çalışın aracınızı. Çünkü ters şeritte de burada para veriyor. 3138 kaptık gayet iyi. Bu arada bu yarışta bayağı fazla para veriyor. O yüzden dediğim gibi tekrar tekrar biriktirmeye özen gösterin. Özellikle bu 2-3 yarış bayağı sağlam para kazandırıyor. İyi değerlendirir sevgili dostlar. Şu an 4. gündeyiz. Bu bittikten sonra 5 ile 6. gün. 3-4, 5-6 aynen. Doğru hatırlıyorum, tamamdır. Sonra 5 ile 6. gün var. 5 ile 6. günü tamamlandıktan sonra zaten 7. günü 6. günü tamamlandıktan sonra direkt olarak açılıyor. 7. günü de direkt olarak ayrı bir video olarak yapacağım. Ulan ben de diyorum ne oluyor hani 2 gün yapıyorum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 parça şeklinde. Acemiliğime denk geldi. Bu tarz çiçekleri yeni yapmaya başladığım için. Kusura bakmayın arkadaşlar. 7. günü bizim için ekstradan zaten önemli olacak. Sonuçta etkinliğin final günü. Bayağı bir fazla yükseltme yapmamız gerekecek. Hangi parçalara daha çok ihtiyacımız olacak orada daha fazla belli olacak. Eminim ki özellikle turbo ve motor özellikle çok fazla isteyecektir parça. Eğer ki bir yerde yeni yükseltmek istiyorsak ona da dikkat ederiz. Bu arada bu zamana karşı yarışta bayağı fazla para veriyor. O yüzden elinizden geldiğince bol bol uzun uzun drift yapmaya ve eğer ki denk gelirseniz de araçlara baka satarak geçmeye çalışın. 100 puan 100 puandır. Bu arada puan desek daha mantıklı olur ya bence. Aynen puan diyelim sonra para diye şey yaparız. Etkili parası diye geçiririz. Evet güzel bir şekilde yarışı hem de rahat bir şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi 3483 de buradan geldi. Bir tane biletimiz var. Bu bileti de harcadıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Biletler dolduktan ve etkinliğin 5. günün açılmasına yakın bir zaman kalanı tam gaz kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Aynı her zaman önceki videolarda yaptığım gibi. Bu etkinliği tamamladıktan sonra da normal vault eventlere devam ediyor olacağım. Zaten 3 günlük bir vault event. Sarıkı oynayacağımız araç. Bu arada asap rakip bize böyle bir seçim vesaire falan bir şey dedi. Hani beni yakala vesaire tarzı bir şey falan söyledi. Hani nedenini tam olarak anlamadığından dolayı direkt olarak geçtim oraya. Çok da diyaloglarda da vakit kaybetmek istemiyorum. Zaten etkinliklerin süresi de uzuyor gün geçtikçe. Yarışların sayısı arttığı için. Bir de tabii aynı zamanda bir de yarışların süresi de yarışların kendi içerisindeki süre de artınca tabii video çok çok daha uzuyor. Daha uzun sürüyor falan. Ondan dolayı da elimden gelince de çok fazla böyle takılmamaya çalışıyorum. Elimden gelince akıcı bir şekilde hem oynayıp hem de hikayeleri çevirmeye çalışıyorum. Sonuçta bunlarda hikaye falan da var. O sebepten öte olarak da çeviri yapıyorum. Haberiniz olsa şimdi yükseltmeler yapalım eğer varsa yapabileceğimiz bir yükseltme herhangi. Evet herhangi bir yükseltmemiz yok. Çünkü paso ben yükseltmeleri yapmışım. Gördüğünüz gibi tekerlek full. Motor bir tane tekerlek lazım. Vites kutusu full. Eko full. Ve nitro da full arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu 4. günün 6. değil 7. yarışını tamamladıktan sonra turbo kiti verecek. Yani onda bir ikisini verip turbo kiti şu anda işimize yaramayacak ama maviye çıkaracağımız zaman turboyu işimize yarayacak. Bir de son olarak
Dokuzuncuyu tamamlayınca da Eco Kit'i veriyor. Beşinci gün diğerlerini de veriyor zaten. Neyse arkadaşlar, ben videoyu burada yine sonlandırıyorum dediğim gibi. Kaldığımız yerden tam gaz. Beşinci günün açılması yakın bir zaman kala. Devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Bu arada saat şu anda sabahın 6.50'si. Hazır tam uykuya dalmamışken dedim bari bu etkinliğin 4. günün işinden erkenden bitireyim. Fazlalık bilet olursa da video dışında kullanır. 5. günde açıldığı gibi zaten direkt olarak 5. günün videosunu çekmeye, daha doğrusu etkinliği 3. bölümünü çekmeye başlarım dedim. Haberiniz olsun. Hadi o bir tur atalım vesaire falan diyor ve bu bizim 190E aracımız için bize parça bulabilecek birilerini falan biliyorum tarzı bir şey söylüyor. Daha doğrusu etrafa bakınalım diyor. Asap Rocky arabayı fazlasıyla geliştirmek istemesinden dolayı, hani arabada gerçekten güzel potansiyel var, biz bu arabayı adam ederiz, biz bu arabayla güzel yarışlar kazanırız falan demesinden ötürü olarak hani bu arabayla alakalı parçalar taktırabilecek birini biliyorum falan demesiyle beraber şimdi o yere doğru herhalde gidiyoruz. Tabii ki biz bunu yarış şeklinde yaptığımız için çok da fark etmiyor bizim için. Araba gerçekten iyi duruma geliyor yavaşta. Hani ben düşündüğümden daha iyi performans gösteriyor gerçekten. Fazlasıyla heyecanlıyım. Arabayı 400 yıldızı çıkardığımızda bakalım nasıl bir güce, nasıl performansa kavuşacak sevgili Mercedes Benz 190E aracı. Bu arada fazlasıyla yorgun olduğumdan dolayı birazcık konuşmakta zorluk çekiyor. Kusura bakmayın öncelikle. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Aha da bu arada karşımızda kim çıktı? Bizim Kim ablamız. Ve Ferrari'yle. Yani böyle bir profil, böyle bir satıcı vesaire karşılaşacağımı falan düşünmüyorum diyor. Ben sadece iyi parçalar için buradayım. O zaman doğru kişi için geldin. Ama yani bunun için mi? Bu araç için mi vesaire falan diyor. Yani ben pek de şey olmadım vesaire falan diyor. Yani kısacası diyor ki beni etkilemeniz lazım. Hani madem güzel parçalar istiyorsunuz, o zaman bu arabanın güzel parçalar hak ettiğini bana kanıtlamanız lazım tarzı bir hitamda bulunuyor. O zaman madem öyle kendisine gösterelim. Bu arada normal rush hour yarışı olduğu için ve yarışın süresi de biraz uzun olduğu için kesikte ve kesikte burada bol bol draftik yapmayı ve mümkün mertebede araçlardan zigzag çizerek, daha doğrusu makas atarak geçmeye çalışmayı ihmal etmeyin. Rocky bu arada yaptığını gördüm. Rocky'nin yaptığını gördünüz mü ya? Boşu boşuna bir tane arabaya makas atamadık trafik aracına. Neyse çok da problem değil. Bayağı fazla para kaldırıyoruz bu yarıştan bu arada. Çünkü yarışın süresi uzun. Olmadı ya Asap Rocky'nin ya da kimin arkasından geçip bayağı bir para toplayabiliyorsunuz yarışın sonunda. O yüzden kesikte ve kesikte bunları değerlendirin sevgili dostlar. Hani zaten yarışların süresi birazcık uzun. Hani o yüzden para kazanmak kolay. Daha da fazla para kasarsınız bu sayede. Neyse madem biraz öne geçtik, o zaman nitroyu da patlatalım ve yarışı da rahat bir şekilde kazanalım. Şuradaki aracına makas yaptıktan sonra, evet gayet güzel. Bir 4500 falan gelir diye düşünüyorum ben. Bakalım ne kadar gelecek. Uf, 5800. Uf bebeğim, çok iyi. Hayır, bizim planlarımız var. Walker through Trackover is. Nasıl yani? İddiaya mı giriyoruz? Ne oluyor? Anlamadım şu anda. Yani tam İngilizcemiz var eyvallah da o kadar da değil yani. Oha bu arada çok fazla para verdi şurası. Keşke o yarışı tekrar yapabilsek. Çok çok güzel olurdu. Aha da bu sefer kimin arkasından gidip kendisini yakalamaya çalışıyor olacağız. Haltı yarışıyla devam ediyoruz. Hadi bakalım o zaman. Eğer gerçekten ciddiysen anlaşmayı biliyorsun. O zaman biz bunun için yarışacağız diyor. Bu arada ben şöyle bir kanaate vardım. Yani aklımdan şöyle bir şey geçti. Etkinliği diğer hesaplardan da oynarken fark ettim bunu. Yani kafam düşünün. Biz herhalde Need for Speed Unbound'dan, daha doğrusu bambaşka bir karakter olduğumuz için hani kim bize böyle samimiyetle vesaire davranmıyor da sanki böyle bir yardımcı böyle karaktermiş gibi değil, normal bir satıcıymış gibi davranıyor. Hani onu fark ettim. Hani büyük ihtimal biz Asap Rocky ile takılıyoruz ya da tanıştık ve başka bir karakteriz. Yoksa malum kimle aramız fazlasıyla iyi, yakınız, arkadaşız vesaire, her zaman bize yardımcı olur vesaire. Hani bayağı yakın davranır. Benim aklıma böyle bir şey geldi. Umarım doğrudur.
diyerekten yarışı rahat bir şekilde kazandık. Zaten arabayı fazlasıyla geliştirdiğimiz için of artık araba uçuyor resmen. Görüyor musun? İşte şimdi anlaşıyoruz. Evet, haklısın. Gerçekten iyi yarıştın. Parçalar senin diyor. Sevgili Kim. Kim'e teşekkür ediyoruz. Ve dördüncü günün son yarışını sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Bu yarışı da tamamlamamızla beraber dördüncü gün bitecek ve aynı zamanda bize Eko'nun kitini verecek. Yani Nitro parçalarından bir tanesi işte. Nitro statını arttırıyor. Eko'nun ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum ama. Sen hep böyle sokak yarışları falan yapar mısın? Yani bu harika bir stil. Ve dikkatimiz tamamen dağıldı. Hani takeover vesaire şey yaparken falan diyor. Bekle bekle. Şu an, şimdi yolu takip et. Şimdi yolu izle diyor. Asabraki. Ne oluyor ki? Galiba bir şey olacak. Bir olay gerçekleşecek. O zaman şu yarışı da kazanalım. Bu arada zaten zamana karşı yarışın süresi de birazcık kısa. Burada galiba ekstra bir araç yok. O yüzden bol bol drift yaparak yarışı kazanmaya özen gösterin. Yoksa başka bir şekilde para kazanma şansınız yok bu yarıştan. Gördüğünüz gibi en ufak bir trafik aracı vesaire falan yok. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur tabi. Sonuçta iki tane yan hesaptan bu yarışı yapmıştım ve aynen yok bu arada. Tamamdır. Çok rahat bir şekilde bu yarışta kazandık. Gördüğünüz gibi. Ve dördüncü günü de an itibariyle tamamlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Burası mükemmel bir mekan olacak. Sana demiştim. Her şey beraber yavaş yavaş geliyor diyor. Ha, Asabraki mekan ayarlamış. Hani diyordu ya, bir tane mekan ayarlayacağız. Orada işte üstümüz olacak, planları vesaire orada yapacağız. Burada namımızı, ünümüzü yürüteceğiz vesaire falan diyordu. Ha işte. Asabraki o mekanı bulmuş. Bizler için. Ve Eko'yu da güçlendirip ardından da videoyu yavaştan sizlerle beraber bitireceğim. Yapabileceğim ekstra bir yükseltme varsa direkt olarak yapalım şöyle. PR değerini toplam kaça çıkardık? 388'e çıkardık. Gayet iyi bir değer. Özellikle motor kitinde bulduktan sonra acayip derecede yükseltmeler yapacağım. Şu an gördüğünüz gibi şöyle göstereyim sizlere. 2 tane nitro tankı, 3 tane top speed tekerleği, backplate'den 4 tane tekerlekten, yani lastikten 4 tane, fren parçasından 4 tane, vites kutusu parçasından 4 tane. Yani bayağı fazla parça var gördüğünüz gibi. Hayvan gibi kastım. Bunlar eminim ki 5. günde özellikle bayağı bir işimize yarayacaklar. Neyse sevgili arkadaşlar, bu videoluk benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişim. Dediğim gibi yorgun olduğum için ekstradan biraz böyle boş yapmış falan olabilirim. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir benim Rabbim kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın onu yapmasından da başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.